Herkese selam arkadaşlar, ben Vahit Kasides Crit. Bugünkü videoda sezon 11'de gelecek olan değişiklikleri beraber göreceğiz, oyunda göreceğiz. Şu an Zed aldım, ilk önce bir Zed'de deneyelim dedim. Hatta daha sonra Kasedin, AD Carry'ler, başka tank şampiyonları, bir sürü videolar gelecek. Şimdi bu videoda sizi neler bekliyor? Kill aldığımızda artık Drakkar'la beraber 1.5 saniye eline görünmez olacağız abi. Böyle görünmez efektini Zed'e vuracağız. Artı İşte yetenekleri slow verme itemi var, zırh deşme yeni bir item. Mesela WE yaptığımızda ekstra slow yiyecek adam, Q'nuzu garanti tutturursunuz atıyorum. Bununla beraber işte yeni hayalet dansı mahvolmuş, yeni bir sürü item var, bunlara beraber bakacağız abi. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz, böyle farklı şeyler var. Sizlere de ben bildiğim çoğu şeyi anlatmaya çalışacağım. Burada mitik itemler var. Bu mitik eşyalardan sadece bir tane alabiliyorsunuz. Ve eski itemler değişti. Yeni itemler de yeni bir mitik eşya olarak geldi abi. Bakalım. Değişik bir şey olacak. Draktar da mitik oldu. Yani sadece bir tane şuradan bir şey seçebileceğimiz için Draktar'ı seçeceğiz mesela. Görünmez olacağız atıyorum. Ya da başka bir tane var. Kritik vuruş da sağlıyor, Gale Force diye. Bunun sayesinde ileri atılıyorsun mesela. AD Carry aldığında ne bileyim eş oynuyorsun ama atılma skillin var mesela, çok saçma. Ya böyle böyle değişik şeyler olacak abi. Bu video ile beraber göreceğiz nasıl olduğunu falan filan, beraber test etmiş olacağız. Bakalım, iyi seyirler diliyorum sizlere. Editsiz olacak sanırım bu video. Bununla beraber size şöyle diyeyim. Akşama kadar şu videoya bir 5000 like patlatalım. Akşam da yeni Kasedin videosu çekeceğim sizin için. Akşam 5-6 gibi de Kasedin videosunu patlatırız. Yeni itemlerle efsane şeyler var. Yani size şöyle diyeyim. Daha birinci seviyede gözyaşını alabiliyorsunuz. Yani nasıl yani dedim ben. İlk 400 bana görüyorsunuz. Nasıl yani diyorum ben yani tekrardan. Bakalım. Güzel sohbetti, muhabbetti. Yine eğlenceli bir video olacak sizler için. Tatlı bir şeyler bekliyor, tamam. Şimdi bu adamdan ben bilerek hit yedim. Şimdi kardeş şunu dodge'layalım. Okey. Q'yu çok kötü attım biliyorum, elim kötü kaydı ama adam nasıl yaptıysa manasını doldurdu diyeceğim. Pasifinden geldi. Efektini değiştirmişler sanırım. Güzel. En azından Q'larını yemiyoruz. Bunun sayesinde yeni iyiyiz. Rünlerden bu arada pratik zeka aldım. Pratik zeka sayesinde enerjimizi arttırırız. Ama 146 pik gerçi çok değil ya. Hadi gel. Şako'yu bekleyeyim. Yani Şako atlasın keseriz. Bu adamın hayaleti var. Gel baba. Geldin mi? Çok iyisin. Yani çok güzel bir kill. Şu ikinci Q'yu nedense biraz aşağıya doğru atıyorum ama hiç sıkıntı yok. Bizim bu oyundaki amacımız zaten yani birazcık kill alıp itemleri alalım. Yeni itemleri test etmiş olalım. Burada beraber bakacağız zaten itemlere. Yeni zırh deşme itemleri falan filan da var. Beraber okuruz böyle videonun bir döneminde. Ben okudum maçtan önce de, çok fazla item olduğu için unuttum bile birazını. Beraber hızlıca okuruz abi. Derken sen erken bir sıkıntı çıkardın benim kardeşime. Ah, oynayamadım. Adam çok güzel yemlemedi mi? Arkada Zerat geldi. İstediğim gibi oynayamadım ya. Totem at, geri çık falan. Hafiften ping var. O yüzden böyle adam akıllı oynayamadık ama problem yok abi. Şuradan itemimizi alalım. İlk draktları çıkacağım. Görmek istiyorum. Şurada itemlerden neredeydi? Şununla alınıyor büyük ihtimalle. Bak, Eclipse diye bir item varmış. Bu da mitik ama bu pembe dönenler mitik olduğu için alınamıyor. Mesela Eclipse alırsanız iki tane vuruş yaptığınızda ekstradan hasar veriyorsunuz ve kalkan alıyorsunuz. 6-7 saniye bile cooldown'u var. Onun yanındaki mesela hedefin içinden geçiyormuşsunuz ve armorunu falan düşürüyorsunuz. Nasıl geçtiğini merak ediyorum yani. Para şey olursa alırız abi. Şunu ye artık. Okey abi. Öldüğüm çok kötü oldu flash'im harcayıp. Ben aslında bir kez daha keserdim o Zerat'ı. Neyse devam. Devam. Burada artı 3 item. Heh, The Collector. Bu The Collector itemi şu arkadaşlar. Bildiğin %5 canın altı kalınca rakip Kadim Ejder buff'ına vuruyor adama. Yani direkt execute ediyor yani. İnanılmaz, biliyorum. Yani Q'larımın inanılmazlığı gibi. Canon 6 olayım artık, roam atacağım sadece. Tamam, bot lane'e bir roam akar o zaman ya.
Buraya pushlayıp roam atalım abi. Bazıları yazmış şu yorumlara ya, işte nasıl bu kadar kötü oynadım falan filan. Ya kardeşim, zaten PB'de oynuyoruz. Bu yeni şeyleri sizlere göstermek için bu diğer topta. Hafiften ping var. Ben şu an normal TR sunucusunda oynar gibi oynayamıyorum yani. Bak tık tık birazcık gecikmeli. Ama şimdi onlar düşünsün, geliyorum bota. Saldır. Ona değil diyecektim. Okey. Okey abi. Nereye kaçtı bu ya? Çok yakın. Güzel. Pyke'ı da kestiler abi. Ben şu Q'ları atıp kaçtım. Şurada bir tane item vardı almak istediğim. Heh, şunlara bakıyorduk. Bu var. Edge of Night. Normal Edge of Night bizimki. Mesela kalkanları %300 hasar vuruyorsunuz abi. Serpent Sphinx diye yeni bir itemle. Değişik. Tamamdır. Bot alamıyoruz sanırım. Botlar soldan alınıyor. Şurada yeni bot çeşitleri var. Yani aynı da hani buraya koymuşlar. Hızlı satın alım için. Ya yani eski rolü özler miyiz bilmiyorum. Bu birazcık karışık geliyor. Biliyorum. Öyle abi. Yapacak bir şey yok. Ama hallederiz. Hallederiz yani. Bu arada itemin adı neydi? Ben bir tane bakıyordum. Neyse görürüz. Daha şu draktarı deneyeceğiz. Fena olmuş ya. Assassin'de de merak ediyorum ya. İlk neden Zed'i aldığımı bilmiyorum. Bir Assassin bir şampiyonda oynamak istedim yeni itemleri. Pa. Tamamdır. Bu adam herhalde bizden korkuyor artık. Biz burayı pushlayıp bota doğru gidelim. Bu adam kendini kestirmeyecek. Ama belki yaklaşır. Hoppa geliyorum. Yeni tank eşyaları bu arada, gargoyle falan filan de çok değişik güzel şeyler olmuş. Ben bota gidemem. Ama Udyr bana gank atacak sanırım. O yüzden şuraya totem attık. Ve buraya doğru geliyoruz. Udyr, sen başladın ona. Ama ben sana gelemiyorum. Kesebileceğimi sanmıyorum çünkü. Evet. Ben en iyisi Zerat'ı burada kesmeye çalışayım. Ultim yok ama bakalım. Tamamdır. Seni aldık ve çıktık buradan. Q'yu yer misin? Yedi. Bu deer de fena durmuyor be. Hoppa. Oy, hadi bakalım. Güzel. Güzel oynadık abi. Draktar bitti. Mesela bu kill ne olacak şimdi? Mesela iki kişi arasında bir kill aldım ya bir anda. Anında görünmez olacağım. Atıyorum sadece Zed için değil. Ne bileyim, Ezreal alırsın, görünmez olursun. Kha'Zix'e Talon'a falan alırsın. Takım savaşı içerisinde birini kombalarsın hemen flash'la. 5 kişi arasında hemen görünmez olup bir daha kaçarsın. Zaten Talon görünmez. İyice görünmez, görünmez olur yani. Güzel. Bu da güzel. Şimdi de diğer itemlere de bakalım. Şurada ne var? Crawler's Claw. Ya adamın içinden geçip armor'unu kırıyor. Bunu okumuştuk sanırım. Ölümün dansı fena değişti. Ya ölümün dansı çok değişik bir şey oldu arkadaşlar ya. Onu bir saniye. Burada cooldown botu alırız. Kalan itemimizi şunu alalım. Bir tane de pot alacağım. Alışamadım daha. Hızlı yapamıyorum. Ölümün dansı şöyle oldu. Artık dur bir dakika seçelim. Mesela nasıl diyeyim? Adamı öldürünce arkadaşlar size hareket hızı geliyor ve hani canınız kanama oluyor ya, 2 saniye boyunca %30 hasarımı 35'imini kanatıyor ya, o kanamayı direkt iptal ediyor ve size can veriyor abi. Ne kadar can veriyor? 107 veriyor şu an. %20 bilmem nenin %20'siydi. Yani hani hayatımda gördüğüm en iğrenç şey sanırım bu ölümün dansı olmuş, ama daha çok iğrençleri var, beraber keşfedeceğiz abi videolarda diyelim. Şimdi bu adamın flash'i olması lazım, atmadı sanırım. Hoppa. Böyle bir stun atacakmışsın gibi bana duruyor ya sen. Senin stun'ın var. Şöyle hızlıca pushlayıp çıktık buradan abi. Buradan Udyr'e doğru gideyim derken orayı alır o set ya. Aha. Tamam, burada bedava bir kill var abi. Bedava kill'i kapmak istiyorum. Alistar top lane. Hayatımda görmedim sanırım.
Ama sana ulti atmazsam mesela görünmezim. Şimdi çıktım. Böyle bir efekte. Oyun sonunda paramız kalırsa zaten satıp başka mitik eşyalar alırız. Mitik eşyalardan alamıyorum daha fazla. Bir tane yani sınırlı. O yüzden böyle bir şey. Udyr da kasıyor ağda itemlerini valla. Bakalım ne alacak. İnsanları da takip ederiz. İşte Zerat ne oluyor, ne yapıyor. Bu ne mesela? 850'lik AP. Doran yüzüğü falan. Oyun bayağı değişmiş ya. Ya harbiden... Ya ben eskiden şöyle bir şey derdim. Yani sezon 4'te mi 5'te mi böyle harita bir anda değişti ya, bilenler vardır. Ya diyorum ulan zaten biraz üşeniyorum, yeniliklere alışamıyorum. Yani zar zor alıştık diyorum. Ben nasıl şimdi alışacağım yeni haritaya, yeni oyuna, yeni itemlere falan. Öyle de sevmiyordum. Yani oyuna gelen değişiklikleri ben çok sevmiyordum. Ama değişiklik gelmesi şart arkadaşlar. Oyunun yenilenmesi lazım. Size öyle diyeyim ben yani. Selamünaleyküm kardeş. Q'yu yemedim mi? Aha. Naneyi ye o zaman. Okey. Okey. E veya W atmadan onu keselim. Görünmez görünmez devam ediyoruz. Aa. Ojlayamadık. Neyse. Bir tane item vardı. Adı S ile başlıyor arkadaşlar. S E. Tamam. Böyle bulamayız. Ben size bulacağım. Hemen yan ekranımdan bakacağım abi. Yeni itemlerde Serilda'nın garezi abi. Büyük ihtimalle aynı yazılıyor. Bakayım. Serilda Grudge. Bunu alacağız. Bu item benim hasarlarım rakibi yavaşlatıyor. Yani yetenek hasarlarım. Niye çalışmıyor? He, bir şeye bastım ben. Şu an bilgisayarı kırmam lazım çalışması için herhalde. He. Ha tamam çalıştı. O yeteneklerim bir anda gitti, dedim ne oluyor? Güzel. Güzel, gayet iyi. Bu Serilda'yı alalım. Mesela adama iyice slow vereceğim abi. Ama almayabiliriz yani kafanıza göre. Burada bir sürü item var. O şurun dişi var. Runanlar falan, bunlar eski itemler ama hepsi değişti yani. Çoğu değişti diyeyim ya da yani. Zonya monya. Bunlar hep bizim bildiğimiz item. Bak Chemix Chainsword. Bu da şey işte yeni bir AD ve HP'li bir işte cellat itemi. Ay, cellat itemi diyorum. Can çalmayı işte kesiyor. Güzel. Biraz ultiyle kill alalım istiyorum ama ben aynen botu bir keseyim, sonra base atarız abi, item alırız. Ben burada itemlerin arasında çok karıştı. Ben Ah be. Ben burada sıkıntıya girebilirim. Ayko Mayko bana yükselmesin bir anda valla. Selamünaleyküm kardeş. Ooo, görünmezliğin harbiden işe yarayacağını beklemiyordum. Bak yetenekler yavaşlatsaydı büyük ihtimalle o adamı kesmiştim arkadaşlar. O yavaşlatan itemi alayım bence. Aha. Şu. Naturius gir baba. Gir. Girdin. Giremedi. Ultisini beklemek istiyor sanırım. Her neyse ben base atıyorum. Atamıyorum abi. Şu itemi almamız lazım base'de. 3050 para istiyor. Aa, düz vuramadım. Ekran kaydı. Güzel. Pyke ulti atar. Vahit ölür. Güzel. Ölmemem çok iyi oldu. Mavi buff alıp base atayım ben en iyisi. İtem param anca çıkacak çünkü. Güzel. Alistar şimdi şuradan yükselecek. Tamamdır abi. Şunu aldık herhalde ya. Tamam, güzel. Şimdi bu diyor ki %30 armor kırma var bunda. Artı hasar veren yeteneklerim rakibi %30 yavaşlatıyormuş. Hadi bakalım deneyelim. Nasıl şeyler bunlar ya? Yeni itemlerle Z. Nasıl yani? Evet. Şöyle birazcık daha bakalım yeni bir şeyler var mı? Bu mana mune falan hep değişti arkadaşlar. Yani farklı farklı şeyler oldu. Onları size söyleyeyim.
At ulti baba. Ha, ultisi yok ki. Geldim abi. Oo! A baba adam koşamadı. Draktar'da da var. Draktar'ı yedi mi bilmiyorum. Beni görmüş olması lazım ama adam ve o item sayesinde hiç yürüyemedi. Daha tonlarca item var ya. Ben bir tane vardı. Geçen oyun Kayn yaptı. Bulmaya çalışacağım şimdi. Onu bulursam güzel olacak. Bakalım. Gel bakalım buraya. İgnayı tak ediyorsun yoksa ölmeyeceksin. Güzel. Oo, Riley gibi slow yiyor adam şey minyonlar. Bu bir felaket. Bak. Keşke ulti cooldown girseydim. Şuradan açgözlü avcı girdim ama problem yok ya. Yine açarız ultiyi. Bu arada cooldown muhabbeti yani ability haste'e döndü. Üçesi neydi hatırlamıyorum şimdi. Yeni değişti. Mesela atıyorum 10 saniyelik bir cooldown'lu şeyiniz varsa yeteneğiniz %25 cooldown'la 7.5 saniye düşüyor ama 25 ability haste ile büyü hızıydı sanırım ya. 25 ability haste de 8'e geliyor arkadaşlar. Tamamdır. Ben sana sağlam yükseleceğim şimdi. İnanılmaz. Oo. Canımız bayağı azaldı. Nasıl kesebiliriz burayı? Birini kesip görünmez olup diğerlerine bir anda. Aha. Görünmez değil miyim ben ya? Aa, bir daha görünmez oldum. Bir şey değil mi? W basamadım minyon bloktan. Ama var ya, bu görünmez olma muhabbeti asistlerde de işliyormuş. Yani bir şampiyonu ölmeden önce 3 saniye içerisinde vurursam oluyormuş. Çok iyi. İnanılmaz. Bu arada Ionia Boot alacağım, yani cooldown botu. Ne veriyor? 65 yapıyor ability haste. Q'm 3.64 saniye. Ben anlamadım bu muhabbeti tam. Tamam. Burada bizim bildiğimiz yoğumu falan filan var. Sıkıntı yok. Wicked var. Bu neymiş? Minyonlara daha fazla vurmanı sağlıyor. Bence şu ölümün dansını alalım. Size anlatmıştım zaten yeni ölümün dansını. Değişik güzel olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda buraya beraber bakıyoruz. Çünkü hani yani çok alışamadım ben. Mesela Nashor'un dişi 100 AP mi veriyordu? Aynen. Çok garip yani chat. Şunlardan alabiliyorsunuz beraber ama şunlardan birer tane. Süper ya. Tutanmasam 3 tane Q atacağım. Gel buraya sen. Beni kilitlediler abi. Ben oynayamadım. Stun yedim ya. Aslında oynardım orayı da Sabira niye içeri atladı anlamadım. Orada Udyr'ın stun'ını mı ne yedim, bir de patladık. Neyse. AP itemler Morello falan değişti. İşte %50 canın altına inince adama yetenek isabet ettiğince %60 can çalma azalıyor. %50'nin üzerinde canı varsa %40 azalıyor. Bunu hatırlıyorum. Hayalet dansı çok iyi ya. 5 kere stackleniyor yani düz vuruşlar. Böyle minyonların içerisinden geçebiliyorsunuz. Saldırı hızı artıyor 5 tane yük olunca. Bir de hareket hızınız falan artıyor yani. O da felaket. Botwork zaten ayrı bir olay. Rakibe 3 tane işte vuruş yaptığınızda hani aktif item olarak kullanmıyorsun, o kendi alıyor hareket hızını sana veriyor falan böyle. Mesela Vayne falan oynarken aşırı iyi gider diye düşünüyorum. Hele Guinzolo. Guinzolo da biraz değişti. Biraz değil bayağı değişti. Guinzolo da direkt saldırı hızı falan veriyor ve büyü hasar atıyor. Neyse çok konuşmuş gibi oldum ama aklıma gelenleri söyledim işte. Bölümün dansı çakalım. Bir de biraz daha iyi oynayalım şimdi. Ming Ming dinlemeden. Sen ulti yiyeceksin. Ben de görünmez. Bak şimdi. Bir anda yer değiştiriyoruz. Ben pratik zeka girdim ama pratik zekayı sanırım değiştirmişler arkadaşlar.
Yani pratik zeka değiştiği için ignite attım. Pratik zeka değiştiği için sanırım benim enerjim artmadı. Ben değiştiğini bilmiyordum. Sadece kill basislerde yenileme varmış. %15. Bence de gitmesi iyi oldu. Bizim ölümün dansı bitmiş. Base atıp alalım. Karavalta fena değil. Ebedi kılıca ne alaka anlamadım arkadaşlar. Her %20 kritik başına sizlere... Aha. Burada yeni önerilen itemler var. Yani bunların iyi olur diyor. Şunu al işte kovalarsın falan filan diyor. Aynen de yeni itemleri kasmaya çalışıyoruz kardeşim. Kafam karıştı şu an. Tamam. Bir tane AD ver. Buradan bir yoğumu çıkıp hızlı koşabiliriz ya. İyi olur. Veya işte şu Drakları değiştirip onun yerine Kadim buff'ını veya Eclipse'i alırız. Bunun sayesinde işte kalkan alacağız. Ve %16 maksimum candan hasar vuracağız abi. İki tane yetenek isabet ettirirse. Şu adamdaki işte işaretler sanırım bug şu anlık. Öyle düşünüyorum yani. Ben niye ölmedin ya? Nasıl ya? Adam hangi itemleri almış? Ha milletin itemlerine bakalım ya. Öldüm ben boş yere ama. Immortal Shield Bow. Ventagin'im. Aa bu çok iyi. Aa bu yüzden ölmedi. %30 canın altına düştüğünde %20 can çalma ve 400 kalkan aldı. Bu AD Carry'lerin koruma itemi arkadaşlar. Aynı zamanda kritik şansı veriyor bu arada. Bunu da okumuştum. Şimdi görünce aklıma geldi. Başka böyle alınan bir şey var mı milletten? Yok yani mitikler var. Mitikler de zaten biraz değişik. Ben 15 durdum. Yeniliyoruz maçı ya. Yenmemiz lazım. Kek gibi öldüm. Şimdi biraz daha iyi oynayalım artık. Geldim. Pingim olmasa bunları yok etmiş olmam lazım. Mesela ikinci görünmezliğimizi aldık. Şöyle triple Q denedim son anda da Quadra çıkarmış buradan. Alırdım sanki. Biri gidince çok da şey yapmadım. Neyse problem değil. Bu arada Baron alalım. Hadi Baron. Oo. Sen var ya o aldığın item sayesinde çok fena yaşıyorsun. Cooldown'u kaç acaba? Alırım. Bu var ya yaşayacak çok fena hem de. Aa cooldown'u varmış o itemin biraz. Okumaya çalıştım da göremedim ya. Güzel. Hadi Baron. Bu arada ben taşıyorum ya. 18-4 sadece bir iki hata yapıyorum bazen. O da normal yani. Yani. Neyse. Biz burada Baron'u almamız bizim için yeterli olacak bence. Ben kaçar baba. Ben kaçar. Benim W'm niye bu kadar hızlı geldi? Görünmezim baba. Slow verdi. Abi W'm o kadar hızlı geliyor ki bu yeni ability haste sayesinde sanırım ya. 8 saniye 45 falan gördüm ben. Doğru muydu acaba? Neyse. Ben bu Drakları satmak normalde istemiyorum ama böyle bir bakalım abi. 2500'e satabiliyorum. Satıyorum. Satamadım. Sattım. 2500'e mi? Kaça satıyor? Aha. 2000'e satıyor. Çok yani çok zarara giriyoruz. Bayağı zarara giriyoruz. Ama buradan yeni bir mitik item bulacağım. Neymiş? Omnivamp. İşte bu. Hitting a champion with two separate attack or abilities. Yani iki tane farklı yetenekle vurduğumda adamların %16 maksimum canını vuruyorum ve %30 hareket hızı artı kalkan alıyorum. Ver bakalım.
üstünü aldım. Artık buradan yoğumu çıkacağım. Tamam burada. Aa! Ulan yanlış aldım. Yoğumu itemlerini almadım. Geldim 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 geldim. Yeni itemi deneyelim. Arkadaşlar. Hareket hızımızı aldık mı? Bak hareket hızına bakar mısın ya? Mesela adamları hem yavaşlatıyorum hem hareket hızı alıyorum. Nasıl stun yedim? Sanırım Zerat'tan yedik stun. Tamamdır. Bunu hediye olarak sizlere bıraktım abi. Biz bu açı kaybedeceğiz sanırım ya. Hiç kule alamamışız. Abi bitirelim ya. Bir şekilde bitirelim yani. Çok zor bence adamlar bitirir ya. Hani benim oynamam lazım bütün oyunu da bu. Ölümün dansı şaka değil sanırım. Felaket bir şey. Bir tane defansif eşya istiyorum ya aslında. Böyle can veren defansif. Can çalma ve kritik işime yaramayacağından Samira'nın aldığı itemi almak istemiyorum yani. Geldim abi. Oo. Öldüm mü ya? Ya ölümün dansı %35 hasarı tutuyor sanırım ya. Evet. %35 hasar tuttuğu için vurmaya devam etmem lazım. Mış. Yani. Tamam abi. Edge of Night itemini şu an tamamlayamıyorum. Bu itemlerin hepsi değişmiş. Ancak Umbra alınıyor. Neyse şunu satıp ben buradan şunu alıyorum ya. Aa, oyun bitti. Her neyse. Oyun bitti arkadaşlar aynen. Ben normalde kazanmaya oynayıp bir şeyler yapmak istiyordum da adamlar kazandı. Laglı oynamak çok kolay olmadı bu oyunu derken iyi bir turda oldu. Herhalde biter yine de ya. Akşama dediğim gibi 5000 like yapıştırın, hemen bir tane de kasede videosu patlatacağım. Ya inanılmazsınız. Bu oyunu bitirip challenger olacağım mı gerçekten Pyke? Her neyse. Dediğim gibi akşama kasetin videosu var, kaçırmayın. Yarın da çok güzel Yasuo ve ADK'li videoları gelecek. Felaket şeyler geliyor. Söylemeyi unuttum ama abone olup videoyu da beğenin. Tabii ki de devamları gelsin. Güzel şeyler bizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Bay bay.